Dış politika konuşurken gırtlağınızda 9 boğum olduğunu düşüneceksiniz. İç politikadaki gibi esip gürleyemezsiniz. Yapamazsınız bunu. Daha dikkatli, daha özenli konuşacaksınız demişim. 2016 ve 2022 Mayıs ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesinde dış politika milli olmak zorundadır. Yani dış politikada iktidar muhalefet yoktur. Dış politikada bütün bir millet beraber olmak zorundayız demişim. Ama Erdoğan tam bunların tersini yaptı. Bizim ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde dış politika ile ilgili şöyle bir cümle var. Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz diye. Niçin? Bu dış politika dış politika değildir. Kişi endeksi dış politika olmaz. Dış politika ülkenin çıkarları üzerine inşa edilir. Eğer dış politikada yanlış yaparsanız, dengesiz konuşursanız, hamaset yaparsanız size bir gün bunun gereğini yaparlar ve siz onların önünde diz çökmek zorunda kalırsınız. Erdoğan, Mısır devlet başkanı için şunu söylüyordu. Uluslararası platformlarda Türkiye'yi saymıyor. Türkiye'de zaten çok söylüyordum. Malum şeyi de neydi bu Mısır'daki ihvanı da dört parmağını da şey AK Parti'nin logosu haline getirmişti. Meydanlarda, şurada, burada, her yerde söylerdi, yapardı bunu. Bunu yap, yapmayın diyorduk. Ya yapmayın bunları. Türkiye'ye zarar veriyorsunuz diyorduk. Evet. Rabia işareti, evet. Uluslararası platformlarda sadece Sisi'yi Cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söyledim. Kabul etmiyorum diyor Sisi'yi. Benim için Mısır'ın Cumhurbaşkanı Mursi'dir. Birleşmiş Milletler'de onunla aynı masaya oturmadım, oturursam kendimi inkar ederim diyor. Ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? Erdoğan'ın benim zoruma giden tarafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını yerle bir etmesidir. Ne demektir? Tükürdüğünü yalamak. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Yaşatmasın. Ya kavga etme dedim arkadaş. İç politikada tamam kavga ederiz eyvallah. Ne olacak? 3 gün sonra barışırız. Ama dış politika öyle değil. Şimdi ne yaptın? Gidiyorsun. Elini sıkıyorsun. Birleşik Arap Emirlikleri için, Suudi Arabistan için, İsrail için, Suriye için neler söylemedin? Şimdi araya aracılar koyuyor. Acaba nasıl barışabiliriz diye. Bütün dünya gülüyor arkadaşlar. Bütün dünya. Türkiye'nin itibarı böyle sarsılmamalı. Bütün devletlerde Dışişleri Bakanlığı vardır. Dışişleri Bakanlığı bürokratları ayrıcalıklı bürokratlardır. Bunların hayatlarının büyük bir kısmı yurt dışında geçer. Türkiye'de değil, yurt dışında geçer. Siz rüşvet alanları büyük elçi yaparsanız bu da böyle konuşur tabii. Ne olacak yani? Bu da böyle konuşur. Evet, gelelim son konuya. Biliyorsunuz değerli arkadaşlarım, Amerika'ya gittim, İngiltere'ye gittim. Amerika'ya gidişimde de, İngiltere'ye de gidişimde de havuz medyasına baktım. Fırsatlar aradılar, nasıl kararlarız diye uğraştılar, didindiler. Bir kara propaganda mekanizması oluşturdular. Tabii onlar ne yapabiliriz? Bu gezileri nasıl gölgeleyebiliriz arayışı için dediler. Ama tabii bizim partiler de merak etti. Ya genel başkan niye gitti? Biz söyledik şöyle böyle ama onlar da merak ettiler. Bu kadar sorun varken neden genel başkan Amerika'ya gitti, İngiltere'ye gitti, üniversitelerle görüştü, büyük firmalarla görüştü, neden bu görüşmeyi yaptı diye. Onların yaptığı korkudan bizim yaptığımız meraktandı. Merak ettik nedir bu diye. Sabredin, 3 Aralık'a kadar sabredin. 3 Aralık'ta yeni bir vizyonu açıklayacağız. Yeni bir vizyonu. Bakın değerli arkadaşlar. Türkiye'nin tarihine şöyle bir bakın. Her ortalama 7 yılda bir kriz olur. 7 yılda bir. Bazen bu krizler çok derin olur. Ve bu krizlerden bir avuç insan çok faydalanır. Büyük gelirler vurur.
Ama milyonlar bu kriz nedeniyle büyük mağduriyetler yaşıyor.